Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün torpido sökeceğiz. Torpido sökümüne başlamadan önce aracımızın cam folyolarını yani cam filmini sökeceğim ve ayrıca yanlarındaki etiketleri sökeceğim arkadaşlar. Etiketlerden sonra sıra cam folyolarımızı sökmeye geldi. Bu arada aracımızın spoiler'ı kırıktı, yırtıktı daha doğrusu. Lastik yani bu. Yırtıktı, ondan dolayı onu da değişti, söktüm yerinden. Çift taraflı bant kalmıştı, onları da falçata yardımıyla kazdım. Yandaki etiketleri ve camı sökerken pek fazla video çekmedim. Çünkü fazla bir numarası yok. Falçatayı elime aldım. Falçatayla birlikte yandaki kareli olan etiketleri ve ayrıca camların folyosunu çıkarttım. Artık torpido sökme işlemine geçebiliriz. Torpido söküm işlemine yanlardaki bakaletleri sökerek işe başladım. Bakaleti söktükten sonra jiklemizi söktük arkadaşlar. Jiklemizin yeri zaten pozisyonu düzgün değil. Direksiyonumuzun alt bakaletiyle üst bakaletini söktüm. Bunu sökerken zaten 3 tane vida tutuyor. Altta bir tane vida olmak üzere, 2 tane de üstte olmak üzere 2 vida da üstte var. Toplamda 3 vidası vardı. Direksiyon bakaletlerindeki tozlara bak ya. Bayağı bir toz var. İşte bu aracın içerisinde ancak bayağı bir toz kaplanmış. Aracımızın göstergesini çıkarmak için yanlarda sağda solda olmak üzere 2 tane vida var arkadaşlar. Bu sağ sola sinyal verdiğimiz ışığın olduğu yer bakaletler çıkıyor. O bakaletleri çıkartacağız. O bakaletleri çıkarttıktan sonra göstergemiz direkt zaten gelecek. Sağda solda olmak üzere 2 vidamızı çıkarttık. 2 vidamızı çıkarttıktan sonra ileri doğru kendimize doğru çekerek göstergemizi çıkartacağız. Göstergemizi çıkarttığımızda kilometre saatimizin telinin takılı olmadığını fark ettim arkadaşlar. Ben sorunun buradan olacağını düşünmemiştim. Ancak sorunumuz kolaymış. Kilometrenin şanzımana bağlanan kablosu kopuk sanıyordum. Ancak değilmiş, yerinden çıkmış. Sıra en zor vida kısmına geldik. Bu kısım uğraştırıcı olacak biraz. Kaputun olduğu yerden, kaputu açarak yapıyoruz bu işlemi. Sağda solda olmak üzere 2 tane vida var arkadaşlar. Bu kablo kilometre telimizin kablosu. Şu an boşta olduğu için sallanıyor. Bunun kablo bu arada göstergeye kısa geliyor. Bir şey sıkıştırıyor. Onu da oradan kurtarmaya çalışacağız. Bu arada su giderimizin oradaki tıkanıklığı görebiliyorsunuz. Bayağı bir tıkanmış. Su kanalı bildiğin çalışmıyormuş. Yani yağmuru yağan su oradan akmıyordu. Sıkışıp kalıyordu orada su. Bu da bizim için sıkıntı oluşturabilirdi yani. Burada zaten kaloriferin havalandırması var arkadaşlar sol tarafında hemen. Oradan su girebilir. Bu da kaloriferin içine su sızması demek. Bu da içeri sızar arkadaşlar. Bu sorunu da çözmüş olduk böylelikle. Vida ulaşılması zor yerde olduğu için ona anahtarı kullanmak zor olacak. Ancak başka bir anahtar takımı olmadığı için o anahtarla burayı sökmeye çalışacağız. Sağ tarafın vidasını sökmek için çok uğraştık. Şimdi sol tarafı sökeceğiz. Sol tarafı sökmek biraz daha elimiz içeri girdiği için rahat bir şekilde sökeceğimizi düşünüyorum. Sıra içerideki kısımdaki vidaları sökmeye geldi. Torpidonun en alt kısmında görebilirsiniz zaten vidaları. Orada vidalar sökülüyor. Sağda, solda ve orta kısımda olmak üzere vidalar var. O vidalar değişiklik gösterebilir araçtan araca ama hep genellikle aynıdır. Evet arkadaşlar, torpidoyu sonunda sökebildik. Size torpidonun sökümünün nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Torpidonun en büyük sorunu yani vidalarını çıkartmada en zorlandığım yer arkadaşlar. Kaputun oradan o takılan vidalar arkadaşlar. Onların da deliğini şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bir burada var arkadaşlar sağ tarafta. Bir de sol tarafta olmak üzere 2 tane delik var arkadaşlar. Bu kaputun oradan açarak girmen gerekiyor. Kaputun oradan bu vidalara ulaşırsınız. Eğer bu vidaları sökerseniz diğerleri zaten hep aracın içinde. Yanda, sağda, solda o şekilde gidiyor. Mesela şurada mesela. Şunların da vidası var arkadaşlar. Bu vidaları sökmeden torpidoyu sökmeye çalışmayın. Akserle havalandırmaları kırabilirsiniz. Daha sonra şu alt kısımlarda, şu alt kısımlarda yani köşe bentlerde olmak üzere vidalar var altlarda. Bu şekilde vidalar arkadaşlar. Zaten bunlar içerideki vidaları görürsünüz. Onlarda sıkıntı yok da şu iki vida kimse bilmiyor yani. Kimse bilmiyor dediğim bu vidalarda çok zorlanırsınız. O vidaların haricinde diğer vidalar zaten sökmekte hiçbir şey yok. Ben bunu sökmediğim için biraz da ondan zorlandım. Onu aslında sökerseniz daha iyi. Anahtar yok dedim. Anahtar olmadığı için bu direksiyonu sökemedim. Direksiyonu sökerseniz daha iyi torpidoyu sökebilirsiniz yerinden. Bu şekilde. Bu arada da çok kir var. Şurada gördüğünüz gibi. Şurası hep
içine işlemiş hakikaten. Şöyle yapıyorum. Zar zor çıkıyor. Bastırıyorum bayağı bir ama şöyle çok kirli. Yani hazır sökmüşken siz şimdi diyeceksiniz ki niye bunu toplarken burayı top temizlemedin? Öyle bir şey diyeceksiniz. Onun diye duyar gibi şimdiden yani. Ondan dolayı burayı da komple sökmeyi düşünüyorum. Şurada motorum zaten. Bu şey motoru. Havalandırma motoru. Bu havalandırma motorunu buradan sökeceğiz. Güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Zaten sökmek zorundayım. Bu çalışmıyor yani. Ya bu bağlantısında problem var. Şuradan bir aküyle buradan takviye yapacağım şimdi buna. Buradan direkt bağlantı yapacağım. Eğer buradan bağlantı yaptığım zaman çalışırsa fanımızda bir sıkıntı yok. Panelimizde bir sıkıntı var. Onu çözeceğiz. Zaten çok fazla da bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Artık her şeyi rahat bir şekilde yapabiliriz. Ki bir şey, araçta hiçbir şey kalmadığı için rahat bir şekilde işlerimizi halledeceğiz. Torpidoyu söküp eve getirdim. Eve getirmemin sebebi dışarıda bu işlemleri gerçekleştiremeyeceğimden dolayı. Macun atılacak, astar atılacak, boya atılacak. Bu işlemleri yapacağımız için uzun sürecek. Yani bir günde yapılacak işlemler değil. Macun zımparalaması zaten tek başlı başına mücadele edeceğiz. Çünkü zımpara kolay bir iş değil. Zımparalamak uzun sürüyor. Ve bu bölümün sonuna geldik. Boya işlemlerini diğer videolarımda göstereceğim. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın.